Borsada açılış gerçekleşti. Şimdi açılışa ilişkin notları almak üzere A Para Araştırma Masası editörü arkadaşlarımızdan Aysun Sarıtaş'a gidiyor olacağız. Aysun günaydın, kolaylıklar diliyorum sana. Borsa İstanbul'da açılış gerçekleşti. Düne özellikle değinmek istiyorum. 93.500 seviyesinde negatif bir kapanış gerçekleştirmişti Borsa İstanbul. Ama bugüne geldiğimizde sınırlı olsa da pozitif bir seyir var. %0.26 oranında bir pozitif seyirle başlangıç yaptı Borsa İstanbul güne. Ne dersin, bugünün özelinde Borsa İstanbul cephesinde hangi seviyeleri ve hangi gündem maddelerini izleyelim? Evet, günaydın Eda, iyi yayınlar diliyorum. Dünün özetini sen de az önce söylediğin gibi yine yukarıda 93.300 desteğinin üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Küresel olarak baktığımızda yine dışarıyla koreli bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii içerideki haber akışlarının endeksi TL varlıklarını desteklediğini de söyleyebiliriz. Endeks bazında baktığımızda, alt endeks bazında baktığımızda dünkü işlem gününde bankacılık sektöründeki kayıpların satışlara öncülük ettiğini takip ettik. Dışarıda ise dün ABD borsa endekslerinde hafif satış bir açılış vardı. Trump'ın yine Çin ile olan ticaret savaşlarını kızıştıracak açıklamaları endekslere negatif yansımıştı ama kapanışta biraz daha toparlanma eğilimi gözlemledik. Bu Asya piyasalarına da pozitif olarak yansıdı ve ABD ve Asya piyasalarında pozitif bir kapanış gördük. Bugün ise yine güne önemli açıklamalarla başladı piyasalar. Özellikle Trump'ın Amerika Merkez Bankası'nın eleştirilerine devam etti ve yine piyasaların gündeminde Amerika'nın G20 liderler zirvesinde Çin'le uzlaşmaya varamaması halinde gümrük vergilerini %10'dan %25'e çıkaracağı beklentisi piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Öte yandan da Avrupa piyasalarında negatif bir seyir gözlemledik. Brexit'le ilgili önemli gelişmeler var. Evet, dün de açıkladığımız gibi, söylediğimiz gibi anlaşma onaylandı hafta sonu toplantıda ama parlamentoda onaylanmayacağı algısı var, beklentisi var. Piyasalarda bunun da tedirginliği fiyatlanıyor durumda. Dolayısıyla hem dolar tarafındaki dolar endeksindeki yukarı yönlü eğilimin 97 seviyesine gelmesinin euro ve sterlin varlıklarındaki zayıflıktan kaynaklandığını da söyleyelim. Bugün gündemde neler olacak? Bugün Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak. ABD'de 3. çeyrek büyüme rakamlarını takip ediyor olacağız. İlk okumada 3.5'te, ikinci okuma verisinde ise bugünkü veride ise 3.6 olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan da İngiltere'de finansal İstikrar raporu, ABD'de son yeni konut satışları ve yine ABD tarafında petrol stokları verisinde takip ediyor olacağız. Petrol tarafındaki zayıflığın da endeksleri, özellikle de enerji dışa bağımlı endeksleri, ülke endekslerini pozitif olarak etkilediğini söyleyelim. Son dönemde Trump'ın baskısına rağmen OPEC tarafından beklentilerin de ön planda olduğunu söylemekte fayda var. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek bu toplantıda OPEC'in üretimde kesintiye gitmesi ve fiyatları yukarı yöne çekmesi yönünde bir beklenti olduğunu da söyleyelim. Yine bu süre içerisinde 6 Aralık tarihine kadar geçen sürede taraflardan gelebilecek açıklamalar da önemli olacak. Özellikle de G20 liderler zirvesinde Rusya tarafından Suudi Arabistan'la Rusya'nın bir görüşmesi olacak ve bu görüşmeden çıkacak olan sonuçlar piyasaların gündeminde olacak Eda. Evet, gündemden bahsettiğinde hem Jerome Powell'ın açıklamaları var, dolar cephesini bir miktar daha dalgalandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu ortamda hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarını da göz önünde bulunduracak olursak Aysun, Euro dolarda bir süredir görmekte olduğumuz sıkışık seyir devam ediyor. Ne dersin, bugüne dair söz konusu seyrin devamı beklenebilir mi? Bir türlü 1.15'ler aşılamıyor Euro dolar cephesinde. Evet, senin de söylediğin gibi önemli bir seviye ama hem euro tarafına baktığımızda hem dolar tarafına baktığımızda bir süre daha bu seviyelerden uzak işlemlerin devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Draghi'nin açıklamaları önemliydi. Büyümeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Büyümenin bir miktar daralabileceği, euro bölgesi daralabileceği yöndeki beklentilerini açıkladı. Tabii İtalya sorunu hala çözüme kavuşabilmiş değil. Brexit hala sonuçlanmış değil. Dolayısıyla euro varlıkları zayıf kalmaya devam ediyor. Dolar tarafına baktığımızda ise dün çok Fed üyelerinin açıklamalarını takip etmiştik. Fed üyelerinden her birinden farklı açıklamalar geldi. Gelecek yıl faiz artırımlarında ara verilebileceği beklentisi biraz daha ağırlık kazandı. Kaldı ki dünkü açıklamalardan sonra, Trump'ın baskısından sonra artık Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımını pas geçebileceği yönünde bir beklenti, az da olsa düşük de olsa piyasalarda bir soru işareti oluşturuyor durumda. Yarın Fed tutanakları
tutanaklarını takip ediyor olacağız. Bu tutanaklarda biraz daha gelecek döneme ilişkin Fed'in vereceği mesajlar ve politikaları açısından önemli mesajlar verecek Eda. Soru ara yok mu?